Burada uyuyakalmışsın. Benim minik tavşanım. Beni unuttun mu anne? Ben seni unutur muyum? Anneler kızlarını asla unutmazlar. Burası senin sayende atıyor. Hissediyor musun? Niye o zaman gelmiyorsun? Niye beni babamla bıraktın? Güneş. Beni sevmiyorsun artık anne. Cemre. Günaydın da ne oldu? Günaydın. İyi misin? Değilim. Değilim. Ne oldu? Rüyamda gördüm Güneş. Bana dedin ki, anne beni sevmiyorsun artık. Benim yanıma gelmiyorsun. Gelmiyorsun. Of. Cemre, annem rüyalar hep tersine çıkar der. Öyle olur Bilge. Yüreğime su serpti gerçekten. Ne yapayım? O gözyaşları şu an benim de içime akıyor. Nasıl oluyor gerçekten bilmiyorum. Seninle ilgili böyle bir şeyle uğraşırken su gibi akıp gidiyor. Sorunsuz yani, tıkır tıkır. Ne? Yani ne demek istedin? Bekle. Senin için internet sitesi yaptım. Ozan, ne yaptın? Beğendin mi? Bayıldım. Bütün hepsini fotoğrafını çekip yükleyebilirsin. İstediğin gibi bak. Ben yapacaktım, hiç fırsat olmadı. Biliyorum. Bak ben yaptım işte. Ne güzel. Peki gerçekten bu nasıl oluyor?
Bilmiyorum. Senden gelen hiçbir şey beni korkutmuyor. Ve tam tersi bana güç veriyor, cesaret veriyor. Sanırım bu iltifat bana bir ömür yeter. İltifat değil. Günaydın karıcığım. Senin burada ne işin var? Sen... Güneş'e bir şey mi oldu? İyi mi? Annesi yanında olmayan bir çocuk ne kadar iyi olabiliyorsa o kadar iyi. Bari belden aşağı vurmaya. Kalıbının adamı ol. Ozan'a kravat bağlamışlar. Yine Ozan, yine Ozan. Bazı türler hiç değişmiyor. Çok şükür değişmiyor. Neye şükür? Müftesen yıkılacak bir ev için... İdeallerini satma. Sen o evin bir tuğlasına kurban ol be. Ozan, rica etsem bizi yalnız bırakır mısın? Karımı duydun. Duydum. Bilgisayar sende kalsın. Haberleşiriz. Tamam, sağ ol. Etrafından uzak tut. Benim etrafımda olmaması gereken tek kişi sensin. Ben evimde katil, dolandırıcı bir ruh hastası istemiyorum. Defol git evimden, bir daha gelme. Gidemem. İmkansız. Bunlar senin. Ya sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Bir şey bırakma bana. Onlara akşam ihtiyacın olacak. Belediye başkanlığı için resmen adaylığımı açıklayacağım. Yanımda olacaksın. Ya sen... Sen böyle başka bir dünyadan mı sesleniyorsun acaba bize? Kör müsün, görmüyor musun? Sen benim amcamın katilisin. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Benim yanımda olacaksın Cemre. Asla! Ben senin o bildiğin eski Cemre değilim. Bir kızın olduğu sürece aynı Cemre'sin. Durumun ciddiyetinin farkında değilsin galiba. İnanmıyorsan araştır, sor. Sana verdiğim protokol Güneş'e kavuşmak için tek şansın. Bana istediğimi verirsen sana istediğini veririm. Kararını ver. Ya yanında olacaksın... ...ya da kızının yüzüne yıllarca hasret kalacaksın. Saat 8'i bekliyorum seni. Ne işin var senin burada? Rüya, tamam. Ne işin var? Defol! Defol lan! Git buradan! Git, defol git! Rüyacığım... ...çok üzgün. Başın sağ olsun. Ne diyorsun? Defol dedim! Sen ne diyorsun? Rüya, tamam. Tamam, tamam. Çelebi git! Defol git! Yazık oldu çiçeğe. Çelebi git buradan! Git! Sizin ailede delilik hırsı yok. Hala kıyafetini gitsene! Defol git buradan! Sen yanıma gelecek misin? Çelebi be. Ah, iyi misiniz? Sakin ol. Yok bir şey.
Çelebi! Çelebi bunun hesabını vereceksin! Yaptıkların yanına kalmayacak! Rüya! İçim bir gram soğumadı ya! Bir gram soğumadı içim! Çünkü onu daha yıkamadık. Ama yıkacağız. Durmayacağız. Savaşacağız. Niye gelmiş? Bu ne istiyor? Teklifini arttırmaya gelmiş. Başkanlığını açıklarken yanında olacakmışım. Ne demek bu ya? Ne demek bu? Yoksa güneşi göstermeyecekmiş bana. Sen ne yapacaksın? Direneceğim. Son nefesime kadar. Ne düşünüyorsun? Söylediklerini. Yani acaba biz böyle hak, hukuk, adalet falan biraz fazla mı büyütüyoruz Rüya? Çünkü yani adam göz göre göre kızımı kaçırıyor. Kızımı, benim kızımı benden kaçırıyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Yapabilirsin. Dava sonuçlanana kadar Güneş için geçici velayet davasına başvurabilirsin. Ama orada da şöyle bir sıkıntı var. Hakimin atayacağı pedagog senin ve Çelebi'nin yaşam şartlarına bakacak. Aşkım yalnız sen bu konuyla ilgili konuştukça beni Çelebi'ye daha da fazla itiyorsun. Saçmalama, sen gitmek istesen ben izin vermem. Önünde yatarım senin. Peki ne olacak yani günün sonunda? Ya ben Çelebi'nin karısı olarak onunla beraber onun yanında olacağım. Ya da kızımı göremeyeceğim. Savaşmadan teslim mi olalım? Kaybedeceksek savaşarak kaybedeceğiz. Babam, babam. Affet babam. Hoş geldiniz. Çay yaptım. Çay içelim. Gelin. Oturmaya gelmedik. Seni götürmeye geldik. Nereye gidiyoruz? Yani küçük bir sorunumuz var. Çelebi'nin belediye başkanı olmasını engelleyeceğiz. Ha, o kolaymış ya. Ben de ne diyorsunuz diyorum. Sen zoru seversin. Vallahi bir tanem. Keşke kolayı gelse, onu da severim belki. Nereden başlıyoruz? Gel. Altan Bey, şimdi biz bu seçim sürecini nasıl sekteye uğratabiliriz sizce? Gerçek yüzünü göstererek. Hocam orası biraz problemli. Yani kişinin insanlar üstünde yarattığı algıyla normalde olduğu kişi arasında biraz fark var. İşte bu algıyı bozmalıyız en başta. Ama nasıl? Siz konuşun. Konuştum. Benim konuşmam hiçbir şekilde işe yaramıyor ki. En sonunda zaten çocuğumu göstermemekle tehdit ediyor beni. Mutlaka adaylığını engelleyecek bir şey olmalı. Ya seçimlere girmesini engellemeliyiz. Basın açıklaması yapsak, her şeyi anlatsak. Onu daha önce denedik, o işler. Peki. Elimizde ne var ona bakalım. Oradan başlayalım. Yani yıllarca bana şiddet uygulaması, beni yıllarca ilaçlarla zehirlemesi dışında mı? Babamı öldürmesi dışında mı?
tarihi eser kaçırmaları. Sarnıcı havaya uçurmaları. Bir de hocam Esin Ece var. Kadını yatalak hale getirmişler. Bir de çöpe atılan bebek meselesi var. Hiç bilmiyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Çöpe atılan bebek. Ama Çelebi'yi korkutan tek şey bu neredeyse. Çöpe at. Tamam işte. Oradan başlayalım. Anladım Cemal. Teşekkür ederim. Tamam kardeşim. Yazdım, yazdım. Görüşürüz. Cemre. Sen bu adrese gir. Tamam. Şifre altında. Tamam. Sen buna bak. Sen de buna. Ömer. Efendim hocam. Sen de bizim gazetenin arşivini tara. Tamam hocam. Gazetelerin bütün arşivleri online'a taşındı mı? Evet. Büyük gazetelerin hemen hemen hepsi. Hocam şimdi tam olarak neye bakalım yani? Çöpe atılan bebek, çöpte bulunan bebek, çöp, bebek ne varsa araştır. Hepsine bakalım. Peki hangi yılları arasını tarayalım? Bugünden geriye gidin. Zaten fazla bir haber çıkmayacaktır. Ya bunlar son birkaç yılın haberleri ama Esin Ece 23 yıl önce. O zaman 1997 ve öncesine bakıyoruz. Evet, tam da öyle. Erzurum'da olmuş bu olay. İstanbul dışında eledik o zaman. Bu olaydaki bebek maalesef kurtarılamamış. Ah. Ya bunlar nasıl insanlar ya? Canilik. Başka bir açıklaması yok. Elimizde kaç haber kaldı? Bende bir tane var ama bu çok eski. Yani Kasım 1973 diyor. Çelebi'nin doğduğu yıllar. Ya biz hep Çelebi'nin bir bebeği çöpe attığını düşünüyorduk ama... Yahtı lan oysa. Bakayım şuna ben. İstanbul'da olmuş. Eski İstanbul çöplüğüne atılmış. Bir dakika. Bir dakika. Eski İstanbul çöplüğü. Yok artık. Ne oldu? Ne buldun? Çelebi'nin belediye başkanlığı döneminde... Çelebi o çöplüğü parka dönüştürmüş. Ben emniyete gidiyorum. Bir haber, kayıt, bir şeyler var mı? Bakacağım ona. Ben de geliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu sefer olacak gibi sanki ha? Sanki. Yani şimdi benim lokantaya geçmem lazım ya. Siz de gelseniz, orada bekleseniz, Rüya ile Ömer geldiğinde lokantada konuşsak olur mu? Olur olur, hiç sorun değil. Tabii. Tamam. Bir araba burada kalabilir. Tamam. Ablaların kraliçesi, ablaların şahı. Hayırdır uzun, ne bu iltifatlar? Bak ya, sultansın sen ablam sultan. Biz içerideyiz. Tamam, tamam geçin siz. Hayırdır, ne oluyor? Kaçar mı benden abla? Eve gittim, kimse yoktu. Ben de bahçeye bıraktım kapkaca. Hangi kapkaca? He, anladım ben seni. İyilik yap, denize at diyorsun. Tamam, ben de o iş. Görmedim, duymadım bilmiyorum abla. Ben anlamadım neden bahsettiğini. Kaç haftadır bana yemekleri getiren sen değil misin? Yo, değilim.
Beni mi yiyorsun abla? Yemiyorum. Yok ya. Ne oldu? Yokmuş abla. Eyvallah bana, kaçayım. Gel bakayım benimle bir. Kime diyorum? Çiçek? Efendim? Çiçek. Gel benimle bir. Gel. Siz... Uzun'la ne oldu? Ya o sapıcı benim kapımdan uzak tut. Ya vallahi bak, yakında seninle külahları değişeceğiz ha. Gel. Gel benimle. Neydi bu şimdi? O öyle ya, o esiyor onu arada. Neyin var senin? Hiç. Yemem. Belli ki bir derdin var. Kaynayan kazandan bir farkın yok. E içinde sen zehir gibi böyle derinine derinine işlemiş. Kazıyarak çıkaracağını sanıyorsun ama kazınmaz. Bitkiseldir. Anamın tarifi. Nereden anladın? Şu hayatta bilmediğim tonlarca şey var. Ama bir duyguyu bilirim ki. Hangi duygu? İnsanın kendisini suçlu hissetmesi. İçini kemiren ne bilmiyorum. Bak, merak da etmiyorum. Ama ya içinden söküp temelli atacaksın ya da iyi etmenin bir yolunu bulacaksın. Eskiden mezarına tükürsem yeter derdim. Ölse yeter. Şimdi ölmesini istiyorum. Ölmeyi dilesin. Ama ölemesin istiyorum. Sadece dileyebiliyorum. Başkasına gücüm yetmiyor. Yettireceksin o zaman. Düşmanın kimse. Bir yolunu bul. Bıçağı ciğerine sapla. Döndür, döndür, dur. Yoksa sadece kendini yolar durursun. Geldiler. Aa, kurtlarla koşan kadınlar da buradaymış. Sen nereden biliyorsun o kitabı? Meslek sırrı, biliyorum ben. Çocuklar. Ne haber Çiçek? Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba, kolay gelsin. Ne buldunuz? Hiçbir şey. Nasıl ya? Yaşayan bebeği de mi yok göstermişler? Yani onun gibi bir şey diyebiliriz. Yani emniyette o tarihte öyle bir bebek kaydı yok. Yetiştirme yurdunda da yok. Tüm izler silinmiş. Kayıt yok. Aslında bu kadar iz olmaması bile o bebeğin Çelebi olduğunu gösterir. Ay yaşayın hocam. Senin benim izimin peşine kimse düşmez ama demek ki ensiz kalın olunca kayıtlar silinebiliyor. Ne bakışıp duruyorsunuz? Yani nedir kararınız? Biriniz çıkıp söylemeyecek misiniz? Bu budur diye. Vallahi ablacığım, yani konu Çelebi bile olsa öyle belden aşağı vurmak olmaz yani. Bana ters o. Yapamam ben. İyi halt ediyorsun. Sen ne düşünüyorsun asıl? Yani bir kere yani böyle bir şey yaparsak ne geçecek elimize diyorum bir yandan. Ama aklım diyor ki yani senin düşmanın Çelebi. Elindeki bütün kozları kullan diyor. Kalbin ne diyor?
kalbim, yani bir bebek çöpe atıldıysa onun günahı değil diyor. Yani bu bir zaaf olmamalı. Hı. Ben böyle bir şeyi kullanmam, kullanmak istemem. Yani bu zamana kadar ben hayatımda yapmadığım şeylerle o kadar yargılandım. Onlarla o kadar çok boğuştum ki. Şimdi Çelebi'yle savaşırken onun gibi olmak istemiyorum. Yani Çelebi'nin yaptığı 1000 tane pislik var zaten. Yani bir ceza çekecekse o zaman kendi yaptığı suçlar üzerinden o cezayı çekmeli. Annesinin günahı üzerinden değil. Ama tabii bu benim tek başıma verebileceğim bir karar değil. Yani bu tek başıma benim savaşım değil çünkü. Hepimizin savaşı. Düşmanımız ortak. O yüzden bence kararımız da ortak olmalı. Sen ne düşünüyorsun Rüya? Haklı. Ben de yapamam. Çiçek. Cemre ile Rüya nasıl istiyorsa öyle olsun. O zaman ne yapacağımız belli. Ya keşke düşmanınız da sizin kadar namuslu olsaydı. Yani o kötü diye şimdi kötü mü olalım biz de? Ya tamam bebekken masumdu, günahsızdı. Ama şimdi bir bakın bakalım. Ya bu herifin bir canavardan ne farkı var? Ha? Ya bu adam senin babanı, senin kızını, senin geleceğini, ya senin hayatını, çocuğunla istikbalini almadı mı elinden? Ha? Vallahi hanımlar ben söyleyeceğimi söyledim. Benden bir Çelebi çıkmaz. Kime söylüyorsam safi nefes israfı. Bu umut da bittiğine göre önümüze bakalım artık. Sen ne yapacaksın? Gidecek misin o davete? Tabii canım. Gitsin. Koş koş. Hemen koş git.